Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir reklam arkasıyla sizlerle birlikteyiz. Spor haberlerimiz devam ediyor. Milli erkek basketbol takımımız FIBA Olimpiyat ön elemelerinde grubunu birinci bitirerek bugün yarı final maçına çıkıyor İsveç'le saat 20'de. Filenin Sultanları ise Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştıktan sonra Avrupa Şampiyonası'nda hedef altın diyoruz. O da bugün saat 18'de, tesadüfe bakın ki yine İsveç'le oynuyoruz. Son haberim ise kültür sanatla ilgili. 20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali uluslararası tek ve ilk bir festival. Dün Don Quixote eseriyle son buldu. Katılımcılar bayağı, yurt dışından gelenler de bu festivale katıldılar. Bugün biraz dijital platformlardan bahsedeceğiz. Konuğum Blue TV CEO'su, İsmi biraz uzun, Merve Naz Atmaca Özdurak, ama kısaca Naz diyeceğim. Aynen. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi baktığımız zaman, program önünde de konuştuk. Bu pandemi süreci hakikaten insanları eve kapadığı gibi sosyalleşme ve eğitimden tut, yeme içmeye kadar her şeyi sınırlı bir alana kapattı. Bunun neticesinde de televizyonlar ve dijital platformlar çok revaçta gözüktü. Blue TV bu metanın içinde nerede, nasıl duruyor, neler yapıyor, istersen biraz ondan tamamdır bahsedelim. Birazcık başlayayım ben. Söylediğiniz gibi aslında pandemiyle beraber dijital video izleme platformlarında ciddi bir ivmelenme gerçekleşti. Ama 10 seneden fazla bir zamandır da globalde zaten bu platformlar var. Türkiye'de 2016 yılında bizim kurucumuz Aydın Doğan Yalçın'dan girişimiyle Blue TV kuruluyor. Türkiye'nin ilk abonelikli video platformu olarak, dijital video platformu olarak. Ve sonrasında da aslında gene Türkiye'nin ilk dijital orijinal içeriği olan Masum. Yayın hayatına kendi orijinal içeriğiyle beraber ve diğer içerikleri beraber başlıyor. Blue TV'nin de bu süreçte büyümesi yani pandemi zamanı, 2016 pandemi arasındaki zamanda da zaten bir ciddi bir kitleye ulaşıyor. Ama globalde olduğu gibi Türkiye'de de pandemiyle beraber penetrasyon çok ciddi anlamda artıyor. Pandemiden bugüne gelecek olursak da bu ivmelenmede hiçbir azalma olmadı. Tamamen gene hem bütün platformlara olan ilgi hem de Blue TV'ye olan ilgi giderek artıyor. Bir adım geriye giderek belki Blue TV hakkında biraz da sizin söylediğiniz gibi bilgi vermekte fayda var. Kendimizi nereye konumlandırıyoruz, amacımız ne, ne yapıyoruz diye. İşbirliklerimiz var. 2016 yılında kurulduktan sonra Blue TV aslında bugüne kadar 35'ten fazla orijinal dizi ve film, gene 35'ten fazla belgesel TV programları, kendi ürettiği TV programları yapmış. Ciddi bir aslında içerik üreticisi aynı zamanda, sadece bir dijital platform olmasının haricinde. Bugüne kadar da 10 milyondan fazla tekil kişiyle bir ticari ilişki kurmuş bir marka. Çok ciddi olarak geniş bir hedef kitleye ulaşmış bir marka var aslında şu anda. Bu süreçte de bizim Blue TV olarak her zaman hedefimiz, biraz önce de içerikten konuşarak başladım, İyi hikayeleri takip edebilmek, iyi hikaye üretebilmek. Bizim özümüzde her zaman amacımız bu toprakların iyi hikayelerini globale taşıyabilmek ve büyütebilmek var. Kurulduğu ilk günden beri Blue TV'nin hedefi bu. Bu hedefte de ilerlemeye devam ediyoruz. Tabii bunun iyi geri dönüşlerini alıyoruz. Hatta hani artık bu
ispatlanabilir de aslında içeriğimizi ne kadar iyi yaptığınız. Bunun en güzel yansımalarından biri de IMDb biliyorsunuz bir uluslararası site ve içeriklerin kalite skorları oylanıyor. IMDb'de en yüksek kalite skoruna sahip, en yüksek oy alan platform aslında ürettiği içeriklerle biziz. Bu bizim için çok gurur verici aslında. Bir yandan da şahsi olarak ben kendi kariyerimde de Türkiye'de dijital platformlar kurulduğu zamandan beri yöneticilik yapan bir pazarlama profesyoneli olarak hem Blue TV'de bu kadar ilkleri başaran bir platformda şu anda çalışıyor olmaktan hem de aslında bütün şeyde televizyonların ve diğer bütün sektörlerin, dikeylerin dijitalleşmeye çabaladığı bir süreçte aslında dijital dönüşümün ana taşlarından biri olan, sektörü dönüştüren, işte tüketici alışkanlıklarını dönüştüren, hedef kitleyi eğitmeye çalışan bir noktada olmaktan çok mutluyum. Biraz daha WTV ile ilgili konuşacak olursak biz aslında... Beslenme, fikir beslenmesini, evet. Hikaye beslenmesini nereden feyiz alıyorsunuz? Yani aslında... Ya, ülkemiz o kadar zengin ki evet. Aslında ama... Yani o noktada içerik departmanımız çok etkin çalışıyor. Bizim için içerik stratejimizde en önemli olan konulardan bir hikayenin gerçekçi olması. Biz hikayeleri olabildiği gibi gerçekçi şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Yani beslendiğimiz noktalarda gene bu topraklardaki hikayeler aslında. Yani bizim aslında YouTube'da başlayan 01 içimiz var. Sonra Blue TV'ye geldi ve büyüterek devam etti. Ve sonrasında bu 01 evreninden çıkan kıyma gibi, sokağın çocukları gibi başka içeriklerimiz de oldu. Zaten Blue TV severler biliyorlar. Bizim bir Adana hikayeleri üzerine bir sevdamız var. Ama bunun dışında şehirli hikayelerimizde, başka dikeylerde hikayelerimizde mevcut. Bizim için ön koşul her zaman gerçekçi olması. Bunu olabildiği kadar gerçekçi yansıtabilmek. İyileriyle ve kötüleriyle yansıtabilmek. Yani iyiyi anlatırken kötüden beslenmek zorundasınız. Kötüyü anlatırken iyiden beslenmek zorundasınız. Olabildiği kadar sahici olmaya çalışıyoruz. Bu aslında bizim marka konumlandırmamız için de böyle. Biz mümkün olduğu kadar sahici, hedef kitlesiyle, izleyicileriyle çok samimi bir iletişim kuran, hikayeyi, bu toprakların hikayesini özünde tutan bir duruşa sahibiz. Tam oradayken Adana'da bir yeni lansmanınız da var. Evet. İstersen biraz Magarsus'tan bahsedelim. Burada bir de marka destekçiniz var. Nasıl bir işbirliği oldu? Çünkü onun da DSF'leri var. Onları da gireceğiz o arada. Tamamdır. Aslında Adana hikayesi demişken biz sürekli bir Adana hikayesi yapıyormuşuz gibi algılanmak istemeyiz. Biz güzel topraklarımızın her yöresinin hikayelerini işliyoruz. Bereketli. Çok bereketli, hikayemiz bol. Bundan da çok mutluyuz. Zaten hikayemizin bol olması da belki bir ufak parantez açmak lazım. Biliyorsunuz Amerika'dan sonra Türkiye dünyaya en fazla içerik pazarlayan, en fazla içerik satış yapan ülke. Dolayısıyla bizim bu otantik, güzel hikayelerimiz dünyanın her yerinde karşılık buluyor. Bu parantezi kapatayım. Magarsus'a gelecek olursak da ondan da bir adım geriye giderek biz Blue TV olarak... kendi kaslarımızın yanında, kendi gücümüzün yanında farklı markalarla işbirliği yaparak gücümüzü katlamayı, ulaştığımız hedef kitlenin çok daha genişine ulaşmayı seviyoruz ve bu anlamda bizim için iş ortaklıkları çok önemli. Magarsus iletişimimiz için de Hepsi Burada Premium'la bir işbirliği yaptık. Hepsi Burada Premium ve Blue TV iş ortaklığı aslında bir seneden fazla devam eden bir iş ortaklığı. Burada iki markanın gücünü bir araya getiriyoruz ve buradan her iki marka için de ekstra bir katma değer yaratmaya çalışıyoruz. Magarsus özelinde de Hepsi Burada Premium bizim iletişim tarafında iş ortağımız oldu. Ve onlarla beraber Magarsus'u... Oradaki strateji neydi? Oradaki strateji aslında gene güçlerimizi birleştirmekti. Yani biz Magarsus'un çok iyi bir içerik olduğunu daha yayınlanmadan önce biliyorduk. Hatta yayınlanmadan önce Magarsus Berlin TV serisinde en iyi kast ödülünü aldı. Oyuncu kadromuzdan hemen bahsedeyim size. Usta oyuncu Ercan Kesal var. Cannes'da yeni ödül almış, en iyi kadın oyuncu ödülünü almış Merve Dizdar var. Oyunculuklarıyla hepimizi büyüleyen Berkay Ateş ve Çağla Ertuğrul var. Dolayısıyla biz zaten
Lagarus'un çok başarılı bir iş olacağını daha lansmanını yapmadan önce biliyorduk. Burada amacımız Hepsi Burada'nın da iletişim gücünden faydalanarak bizim kendi içeride 7 yıldan beri devam eden ve Türkiye'nin de yerli lider platformu olarak edindiğimiz bu verilerin üzerine bir de MES iletişim tarafında, genele giden tarafta Hepsi Burada'yla ve Hepsi Burada'nın kendi kullanıcılarıyla bu iletişimi daha da parlatmak istedik. Buradaki strateji aslında birlikten kuvvet doğardı. Her iki taraf için de hem Magarsun izleyicisini arttırmak, hem Premium'un abonesini arttırmak, hem de Blue TV'nin abonesini arttırmak üzere iki marka olarak yola çıktık. Bilen olabilir ama İzleyicimiz Magarsus ismini merak edebilirler istersen. Tabii ki bahsedeyim. Magarsus aslında bir antik kent. Magarsus'tan yola çıkması da ismin, yani biz ismin seçim sürecinde de hem yapım ekibi hem dramalar hem biz uzun süre konuştuk Magarsus ismi olmalı mı olmamalı mı. Ama çok dikkat çekici ve unik bir ismi olduğunu düşündük. Kendine öz. Bu sebeple Magarsus üzerinde ansans kaldık. Bizim hikayemiz de bu arada biz 10 Ağustos'ta yayına girdik. Onu da söyleyelim. Dün akşam da 3. bölümümüz yayınlandı. İzlemeyenler varsa izlemelerini bekleriz. Hikayemiz aslında Magarsus bir antik kent ve bir kardeş kavgası üzerine çok da spoiler vermeyeyim devam eden bir hikaye. Zaten meraklıları mutlaka bakacaklardır Magarsus antik kente. Dolayısıyla ismimizi antik kentten alıyoruz. Hikayemizi de çok anlatan bir hikayesi var. Bizim kendi hikayemizi de anlatan. Dolayısıyla böyle bir birleştirme oldu. Peki bu dijital pazarlama dünyasında süreç nasıl işliyor? Yani siz aşağı yukarı 17 yıldır bu işin içindesiniz. Dijital dünya nereye gidiyor yani? Nereye varacak sonunda? Bu metaverse'ler, işte ne bileyim, ajanslarda birçok yapılanma değişiyor. Hı hı. İnsan kaynakları değişiyor. Evet. Bütün bunlar nereye doğru gidiyor? Yapay zekalar, robotlar. Bu aslında böyle uzun uzun 2-3 saat konuşacağımız bir konu. O yüzden hani nasıl özetleyeyim onu bir saniye düşüneyim. Ama ondan önce bunları kendi sektörümüzde anlatmak için birkaç noktada özellikle dijital pazarlama dediğiniz için şey yapayım. Medya sektöründe iletişim yaptığınızda, pazarlama iletişimi yapıldığında eski usul televizyon iletişimi gibi sadece ATL iletişim yapıldığı, MES iletişim yapıldığı düşünülüyor. Ama dijital platformların pazarlamasının arkasında çok kuvvetli bir dijital pazarlama var. Veri var ve bu verinin işlenmesi var. Bu böyle bunu bir ilk önce söylemek isterim. O yüzden dijital pazarlama bizim bel kemiğimiz. Ve bütün şirketimizin tabii ki abone kazanım sürecinden içerideki yönetim sürecine, üyelerimizin yönetimine, onların tutundurulmasına, yaşam süreçlerini, yaşam saykılarının takip edilmesine kadar aslında e-ticaretle çok benzer bir yapısı var. Yani e-ticarette nasıl sepet ortalaması vardır, üye edinim modeli vardır, maliyetleri vardır. Bizim için de bunlar gene üye edinim maliyetleri, gelen izleyicilerimizin gelip hangi içeriği ilk önce izlediği, içeride hangi içerikleri izledikleri, hangilerine ilgi duydukları, onları daha sonra içeride nasıl farklı yerlere yönlendirebileceğimiz gibi konular. Biz hali hazırda Blue TV olarak dijital pazarlamaya birazcık sırtını ciddi olarak yaslamış bir markayız. Ama bunu yaparken de hikaye anlatıcılığımızdan vazgeçmiyoruz. Bunu da şuraya bağlamak istiyorum. Genelde dizi hikayesi anlatıldığında ya evet dizinin kendi hikayesi var. Bunun üzerine pazarlamanın nasıl bir katkısı olabilir diye hep bir konuşma var. Yani kitlelere ulaştırmak haricinde üzerine bir katkı, katma değer ne olarak etkileyebilirler diye. Burada aslında pazarlamanın biraz dönüşümünden iki tane örnek vermek istiyorum size. İki işimiz için yaptığımız. İlki sizin konuşmanızın başında söylediğiniz pandemi sürecinde hayata geçen ve pandemi sürecinde çekilen içeriğimiz ilk ve son için yaptığımız bir işbirliği. Daha doğrusu bir geliştirme. O zamanki ajansımız Punch BBDO ile beraber yaptık. Dizimiz aslında bir çiftin yaşadığı sıkıntıları anlatıyordu. Ve tam o dönemde de pandemide çiftler çok yoğun olarak globalde de haber olan şekilde evde sıkıntı yaşıyorlardı, iletişim sıkıntıları yaşıyorlardı, terapiye gidiliyordu. Ama Türkiye'de terapiye gitmeye bir bariyer vardı. Biz de aslında
Blue TV olarak hem güzel bir içeriğimiz var ve bu konuya odaklanan bir içeriğimiz var. Bunu nasıl daha topluma faydalı bir hale getirebiliriz? Nasıl teknolojinin de nimetlerinden yararlanarak acaba böyle daha büyük kitlelere destek sağlayabiliriz dedik. Ve bu noktada Terapi Yorum ortaya çıktı. Terapi Yorum dizinin önemli kırılma anlarında dublajla, dış sesle bir terapistin diziyi analiz ettiği ve oradan izleyenlere bazı yönlendirmeler yaptığı ve ilişkilere dair kendi ilişkilerini yönetmek üzere bazı çıkarımlar aldığı bir sürece geçtik. Bunu isteyen mi dinliyor? Bunu isteyen izleyebiliyor. Hı. Normal Türkçe yabancı dil seçer gibi dublaj seçiyorsunuz ve oradan izleyebiliyorsunuz. Biz günün sonunda bununla beraber, tabii aslında Blue TV pazarlama ekibi olarak ödüllere çok alışık bir ekibiz. Genelde veri ödüllerine çok alışığız. Çünkü veri odaklı pazarlama bizim için çok önemli. Ama pazarlama iletişimi tarafında da Canlyons'ta iki tane shortlistimiz var. Bu Terapi Yorum üzerine. Onun üzerine de zaten Türkiye'de çoğu ödülünde sahibi olduk. Bu bizim aslında teknolojiyle bizim marka olarak kendi izleyicilerimizle kurduğumuz bağı, kalbi bağı yansıtmak istediğimiz işlerden biriydi. Bir aslında geri verme, topluma geri verme projesiydi bizim için. Bunu teknolojiyle birleştirmiş olduk. Diğer konu, sizin söylediğiniz gibi gelecekte ne oluyor diyorsanız eğer, biz AI tool'larını çok etkin zaten hali hazırda kullanıyoruz. Şimdi bu senenin keyword'leri AI, ChatGPT vesaire, ama hani etkin dijital pazarlama yapan her marka ve her pazarlamacının bildiği gibi biz zaten bu predictive modelleri bir süredir kullanıyorduk. Ama tabii ki bu sene çok ciddi bir sıçrama yaşandı burada. Biz de normal kendi planlamalarımızda mutlaka AI'den destek alarak otomatize planlamalar yapmaya çalışıyoruz. Kendi hedefimizde de aslında insan dokunuşunu, o pazarlamacıların kendi getirdikleri birikimleri dışarıda bırakmadan bazı süreçleri otomasyona teslim ederek, yani medya planlama gibi, işte kreatifin içerisinden kreatif üretilmesi, kreatif optimizasyonu gibi konuları birazcık daha otomasyona bırakarak, diğer tarafta hikaye anlatıcılığı tarafında, bunların stratejisinin çizilmesi tarafındaki kendi insan dokunuşumuzu da çok bırakmak istemiyoruz. O yüzden hibrit bir modelde ilerliyoruz. İlerleyen süreçte de aslında burada çok daha fazla otomatize süreçleri, otomasyona yöneleceğimiz belli oluyor. Diğer bir konu başlığı söylediğiniz Metaverse, aslında biz burada da gene bir dünyada ilk yaptık. Biz Blue TV olarak çok seviyoruz ilkleri yapmayı. Hem içerik anlamında ilkleri yapmayı, hem pazarlama iletişimi anlamında ilkleri yapmayı. Bu anlamda da biz aslında geçtiğimiz sene Behzat Ç içeriğimiz için bir Metaverse müzesi hayata geçirdik. Dünyanın ilk dizi Metaverse müzesi oldu bu. Biz daha şu anda Metaverse'ün çok başlarında olduğumuzu düşünüyoruz. Neler vardı müzede? Müzede aslında iki şeyimiz, layer'ımız vardı diyebiliriz. Müzeyi biz tamamen Behzat Ç karakteriyle özdeşleşen, onun kendi emniyet müdürlüğü olarak tasarladık ve alt katta Behzat Ç'nin çok ikonik itemleri var. Müze derken aslında buradan yola çıktık. Biraz da şöyle çok minik bir parantez daha açayım. Sizinle sohbet ederken de söyledik. Biz dolar döviz bazlı pazarlama bütçelerine karşı TL bazlı pazarlama bütçemizle elimizden geldiği kadar çalışıyoruz, çabalıyoruz ve bunu da layıkıyla gerçekleştiriyoruz. En çok ödül alan dediğim gibi pazarlama departmanı biziz. Bu bizi çok teşvik ediyor. Yani elimizdeki kaynakları en iyi şekilde kullanmak ve en yaratıcı halde hayata geçirmek bizim için çok kıymetli. Bu da aslında biraz oradan geldi. Yani biz dedik ki Behzat Ç öyle bir kült iş ki bunun bir müzesi olması lazım. Bu müzeyi nasıl hayata geçirebiliriz? Web 3 geliyor, merkeziyetsiz dünya var. Nasıl bir araya getirebiliriz? Ve günün sonunda biz Behzat Ç'nin çok ikonik gözlüğü, deri ceketi, tesbihi, kırmızı vosvos özür dilerim gibi itemlardan oluşan bir müze katı tasarladık emniyet müdürlüğünün içerisinde. Üst kata çıkıldığı zamanda da Behzat Ç karşılıyordu, Behzat Ç'nin avatarı karşılıyordu. Ve aslında gene bir, yani daha önce bu dünyada yapıldı ama Türkiye'de hiç yapılmadı. Türkiye'de bir ilk olarak da müzemizi ziyaret edenler Behzat Ç'nin ön izlemesini herkesten önce izleyebiliyordu. Aslında Türkiye standartlarında çok ciddi bir ziyaretçi edindik. Ve ortalama 12 dakikadan da uzun müzemizde
kaldı kullanıcılarımız. Bu çok ciddi bir şeydi bizim için, veriydi. Ve Metaverse yatırımlarımıza, çoklu evren yatırımlarımıza, merkeziyetsiz dünyaya yapacağımız yatırımlar için de bizim için aslında güzel bir teşvik oldu. Önümüzdeki süreçte ne bekliyor diye sorduğunuz için bir şey daha ekleyeyim. Şimdi gene konu E'ye gelecek ama çok genel bir kavram olarak her dikey geliştirdiği ve dönüştürdüğü için sektöre dair şu anda belki siz de görmüşsünüzdür, izleyenler de haberleri görmüştür. AI kullanacak, AI tool'larını yönetecek çok ciddi yüksek bütçeli kişiler aranıyor şu anda globalde, özellikle Amerika'da. Oyuncuların, bizim sektörümüz için oyuncuların AI ile yapılan digital twin'leri, yani dijital ikizleri yaratılıyor. Dolayısıyla oyuncuların set saatleri değişebilir, oyuncular belki hiç gitmeden başka performanslar sergileyebilirler. Bunların hani bir sürü getireceği veri, gizlilik ve işte şeyler, haklar konusunda getireceği bir sürü sıkıntılar ve bir yandan da artı yanlar da olabilir tabii ki. Bu bir ara Hollywood greve gitti. Hala grevdeler. Yani bunda dijital platformların etkisi var bence. Çok ciddi var, söylüyorlardı zaten. Çünkü orada hem yaratım süreçlerinde, senaryo yaratım süreçlerinde, hem prodüksiyon süreçlerinde bazı süreçlerin otomize edilmesi, AI generated olması onların iş alanlarını daraltıyor. Ve hani onların yaptığı herhangi bir içerikten şu anda bir AI tool'u Türkiye'de ve dünyada işlemiş bütün iyi içerikleri alıp, inceleyip ya da işte en fazla bir platformda izlenen peak anları alarak bir senaryo yazabilecek halde. Dolayısıyla hem pazarlamacılar hem de aslında işin üreticileri için ciddi bir tehdit gibi algılanıyor. Ben hani işimizi kolaylaştıracak, belli alanlarda tabii ki fırsatları daraltacak gibi görüyorum. Bu yüzden de aslında dediğiniz gibi o yapılan eylemin içerisinde bir kısımda bu otomizasyona gitme ve AI generated iş alanının daraltılması aslında bir noktada. Şimdi dedin ki dizi üretiminde, evet, Amerika'dan sonra ikinci, evet, sıradayız. Çok ciddi bir dizi ihracatımız var. Doğru. Bunu neye bağlıyorsun? Bu kadar çok dizinin çıkmasına. Yani bunu bir pazarlamacı gözüyle ve sektörde çalışan biri olarak şöyle gözlemleyebilirim. Yani dijital platformlardan önce zaten bu Türk içeriğinin keşfedilmesi başlamıştı. Dijital platformlarla beraber çok ciddi bir ivmelenme kazandı. Hatta bazen böyle 5-6 bölümlük paket diziler oluyor. Evet. Bunlar ihraç ediliyor. Evet. Yani orada şöyle oluyor. Tabii bizim içerik dediğimiz şey her zaman geçerli. Yani bu hala tekrar tekrar izlenen Muhteşem Yüzyıllar var. Blue TV'nin ilk içeriği Masum hala izleniyor tekrar ve tekrar. İçeriğin her zaman izlenebilir, zamandan bağımsız izlenilebilmesi, bizim yıllar önce Türkiye'de izlediğimiz bir içeriğin şu an Şili'de, Güney Amerika'da, herhangi başka bir yerde, Estonya'da izlenmesinin sebebi de aslında birazcık bundan. Bence burada her yerde izlenmesinin iki ana şeyi var. Bir, hikayeleri biz iyi anlatıyoruz. Dram tarafı kuvvetli bir içerik üreticisi ülkeyiz. Yani bakarsanız zaten bizim ihraç ettiğimiz içerikler genelde dram üzerine oluyor. Ama diğer taraflarda, diğer janrlarda da kendimizi olduğu kadar geliştirmeye devam ediyoruz. Burada bizim hikayelerimizin gerçekçiliği aslında ön plana çıkıyor. Süreler önemli oluyor ve biz de montan çok fazla, çok fazla içerik üretiyoruz ve aslında gelişmiş bir prodüksiyon ağımız, çok gelişmiş yapımcılarımız var. Bunların katkısı çok önemli. Bir de bunların üzerine biz kendimizi içeriğin satışı anlamında da çok geliştirdik. Burada da dijital platformlarda da gelen global markaların Türk içerikleri globalde pazarlaması, bizim Blue TV olarak içeriklerimizi 190 ülkeye birden ihraç ediyor olmamız, bu aradaki şey yapan, kendini geliştiren aracılar ve aracı içerik satış şirketlerinin de katkısı bir anda dünyaya yayılmamıza sebep oldu. Son bir dakika diyeyim. Peki. Bugün dijital dünyaya atılmak isteyen gençler için söyleyeceğim bir şey var mı bu kadar tecrübenin ardında? Sanırım artık dijital dünya diye bir şey yok. Yani şu anda benim ekibimde de jenerasyon Z'den arkadaşlarımız var. Şimdi de
eğer hani bu sektörle ilgilenmek isteyen ya da herhangi bir şekilde dijital sektörle ilgilenmek isteyen arkadaşlara söyleyeceğim. Pazarlamacılar artık daha çok veri okuyabilen, daha analitik bir background'a sahip olmaları gerekiyor. Bu anlamda kendilerini veriyi iyi okuyabilen, big data dediğimiz şey anlık bir sürü datanın karşınıza çıkması. Yani datayı toplamakta çok bir sıkıntı yok. Datayı topluyoruz. Ama hangi dataya bakacağız? Hangi datayla hangi datayı korele edip bir analiz çıkaracağız ve bunun üzerine gideceğiz? Ona bakmak gerekiyor. Dolayısıyla iyi veri okuyabilmek, gündemi takip edebilmek ama bir yandan da her zaman pazarlamacıların en kuvvetli kası olması gereken hikaye anlatıcılığı ve iletişim tarafını da geliştirmek çok önemli. Bunları bir araya getirdiğiniz zaman çok güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler. İyi ki davet ettiniz. Evet sevgili izleyiciler. Bir reklam arkasının daha sonuna geldik. Hepinize sağlıklı hafta sonları. Hoşçakalın.